Herkese merhaba bugün hopre coin nedir onun hakkında konuşacağız konuşmadan önce kendi yorumlarımı eklemek istiyorum. Öncelikle fiyatına baktığımız zaman 0.18 sent civarında bir fiyatı bulunuyor. En yüksek fiyatlarında 1 dolar civarında ulaşmış bir bahsediyoruz. MXC gibi GTO gibi borsalardan temin edebilirsiniz. Dolaşımdaki arzına baktığımız zaman 166 milyon dolaşımda arzı bulunuyor. 1 milyar adette maksimum arzı bulunuyor. Açıkçası benim bu coin'de fiyat tahminim 2 ile 4 dolar arasında olacaktır. Ben bu projeyi beğeniyorum. Üstüne bir de Coinbase listelenmesi gelirse gerçekten güzel olur. Ve her zaman belirttiğim üzere bu söylediklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi düşüncelerimi ve bilgilerimi aktarıyorum. Şimdi dilerseniz Hopra Coin nedir ona geçelim. Hopra küresel ölçekte veri ve gizlilik sorunlarını çözmeyi amaçlayan blok zinciri tabanlı bir protokoldür. 2021'de resmi bir ilk madenin para teklifi ile Hopre özel veri alışverişlerini tamamen merkeziyetsizleştirmeye başladı. Protokolün resmi web sitesine göre Hopra hem özel hem de kurumsal kullanıcıların çevrim içi ve kişisel verilerine kimin erişebileceğine karar vermelerine olanak tanıyan yeni nesil bir Gizlilik çözümüdür. Merkezi olmayan özel bir organizasyon olarak Hopre merkezi bir varlık tarafından kontrol edilmez. Daha ziyade Hopre topluluğu ve destekçileri tarafından yönetilir. Protokol kontrolü olmayan kullanıcıların ellerine verilen topluluk destekli yönetişimin tanıtılmasında öncüdür. Hopre blok zinciri teknolojisi ve dağıtılmış defterler aracılığıyla evrensel veri gizliliği sağlamaya başlar. Hopre'nin kurucusu Sebastian Bürgel'dir ve bir diğer asli üyesi ise Dr. Katrina Lutzinger'dir. Hopre veri gizliliğini yeni çağa getirerek kullanıcıların verilerinin nasıl kullanıldığı üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlamak için blok zinciri teknolojisinin ve Hopre jetonunun güçlerini kullanır. Hopre protokolü verileri karıştırarak ve izlemeyi son derece zor hale getirmek için karışık ağlar veya yönlendirme protokolleri kullanır. Verileri karıştırmak onu neredeyse izlenmez hale getirirken farklı bilgi parçaları tüm veri setinin nasıl kullanacağına karar vermek için kullanıcıya başarıyla iletilir. Ayrıca Hopre veri korumasını daha da arttırmak için kapsama trafiğini kullanır. Kapsama trafiği karma ağı boyunca boş veri protokollerinin gönderilmesi işlemidir. Böylece bu verilerin ele geçirilmesini ve daha kötüye kullanılmasını daha da zorlaştırır. Hopray özellikle blok zinciri teknolojisine odaklanması nedeniyle veri gizliliği alanına öncülük ediyor. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Sadece kendi kişisel düşüncelerim ve kendi kişisel bilgilerimi aktarıyorum. Son olarak herkese iyi günler diliyorum.